Merhaba değerli seyirciler. Evet, transfer haberlerimiz başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Başlıyoruz. Başlıyoruz bakalım. Ama bugün Beşiktaş antrenmanı yine açık. Bağlanacağız mı oraya? Hazır mı? Hemen bağlanabilir miyiz? Hatta bağlandık, Övünç karşımızda. Övünç sürekli orada duruyormuş gibi değil mi? Evet, Övünç biz seni orada... Yok canım, dün akşam buradaydı, beraberdik. Antrenman yine açık ve yine mutluyuz değil mi? Açık bir antrenman görmekten dolayı. Antrenman açık. Evet, bu hafta 3. antrenman. Takip ettiğimiz, başından sonuna kadar izleyebildiğimiz. Şenol Hoca son 2 aydır özellikle maçın oynanacağı güne göre Beşiktaş'ın Avrupa kupalarından elenmesinin ardından taktik antrenmanları geçmediği müddetçe antrenmanları takip etmemize izin verdi. Bugün de artık haftanın son açık antrenmanı, yarın Beşiktaş taktik çalışmalara başlayacak. Ama kameramanımız Rafet Topçu ile bu antrenmanı da sonuna kadar takip etme şansımız var. Peki. Evet, neler olup bitiyor? Hemen alalım senden Övünç. Transfer şeyi yok. Var mı? Takımla... Transfer haberleri de var. Takımla başlayalım hemen, bir taraftan da antrenman görüntüsünü ekrana getirelim. Hemen arkamızda sol tarafımda kalecilerin çalıştığını görüyoruz. Fabri Tolga kaleci antrenörü Mirmiç eşliğinde bize çok yakın bir noktada, hemen arkalarında diğer genç kaleciler Hüseyin'le beraber Utku çalışmalarını sürdürüyorlar. Takıma dönelim. Beşiktaş tam kadro. Sakatlığı olan, izinli bulunan futbolcu yok. Tüm takım antrenmanda. Dün Ricardo Quaresma çalışmaya katılmamıştı. Bugün Ricardo da antrenmanda, Ricardo Quaresma da antrenmanda. Beşiktaş Gaziantepspor deplasmanına, şampiyonluk maçına tam kadro hazırlanıyor. Onun bilgisini verelim. Cezası bulunan, karşılaşmada oynayamayacak futbolcu da yok. Atiba'nın bir problemi vardı. Son 3 hafta diyebiliriz. Sağlıklı şekilde antrenmanlara çıkamadığı bilgisini verelim ama o da takımla çalışmalara başladı. Bakalım forma şansı bulabilirse Gaziantepspor maçında ilk 11'de olabilir ama Tolga'nın performansı özellikle orta saha kurgusunda 6 numara pozisyonunda sezonun genelinde olmasa da sezonun son haftalarına yaklaştığında son 3-4 haftada Şenol Hoca'nın elini rahatlattı. 6 numarada Tolgay, 8 numarada Oğuzhan'la son Kasımpaşa maçına başladı Beşiktaş. Önlerinde Talişka'yla Tolgay'ın performansı da hocayı memnun etti. Özellikle Kasımpaşa galibiyetinde önemli bir rol oynadı Tolgay Arslan'ın performansı. Takımdaki durum bu. Transfere geçelim. Beşiktaş'ın gündemi yine stoper. Yine diyoruz çünkü bu sezonun başı, hatta geçtiğimiz sezonun devre arası, bu sezonun devre arasında Beşiktaş'ın birinci önceliği stoper transferiydi. Alexis Delgado geçtiğimiz sezon devre arasında geldi. Şampiyonluğa katkı sağladı. Sezon sonu gitti. Beşiktaş sezon başında neredeyse 3 aylık sürede sol bölgesine, sol stoper bölgesine stoper arayışındaydı. Ancak istediği oyuncular mali şartlarda anlaşılamayınca transfer edilemedi. En son Atınç Nukan sezon başında, bir önceki sezon başında Red Leipzig'e kiralanmış, satılmıştı 5 milyon euro bonservis bedeliyle. O kiralandı. Atınç bu sene sol stoper pozisyonunda görev yaptı. Devre arası Mitrovic transfer edildi. Ondan şu an için istenilen verim alınamadı. Stoperde Marcelo Tosic, Atınç şu anda ilk öncelikte ama Mangala şu anda Beşiktaş'ın stoper transferindeki bir numaralı adayı. Görüşmeler başladı. Hocanın onayı Mangala üzerinde olumlu ve Beşiktaş Mangala'yı bir yıllığına, öncelikle bir yıllığına Manchester City'den kiralamak için çok yoğun temas içerisinde. Onun bilgisini verelim. 26 yaşındaki Fransız stoper 2 sezon önce Porto'dan Manchester City'ye 38 milyon euro, yaklaşık 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Forma giydiği dönemin ardından oyun yapısı, beklentiler üzerinden teknik heyetin kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle bu sezonu Valencia'da geçirdi. Valencia'da forma giydi, 2 de gol attı, 35'e yakın maç oynadı. Beşiktaş bonservisiyle almayacak, eğer anlaşma gerçekleşirse... Şu an için bonservisi Manchester City'de olan Mangala'yı önümüzdeki sezon kiralama niyetinde. Zor bir transfer. Oyuncunun maliyetleri yüksek. Manchester City yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Onun da bilgisini verelim. Oyuncunun sözleşmesi 2019'da bitecek ama Beşiktaş şu an için
Sezon, transfer sezonu başlamadan, 3 ay boyunca stoperin transferinin kim olacağını düşünmeden Mangala'yı bir an önce kadrosuna katma niyetinde takip ediyoruz. Haberlerimiz de var onunla ilgili. Bakalım Mangala ile ilgili nasıl bir gelişme olacak. Bu arada antrenmanda ilginç bir detay var. Ufak bir topla çalışıyorlar. Bu sezon çok gördüğümüz bir durum değil. Sanırım oyuncuların teknik ve pas teknik yüzdelerini, pas yüzdelerini daha da arttırmaya yönelik bir çalışma sistemi denemeye başlıyorlar. Önümüzdeki sezon sık sık görebiliriz ama bu sezon çok fazla tanıklık ettiğimiz bu boyutta bir topla çalışma yoktu. Beşiktaş'tan diğer verebileceğimiz bilgi takımdan gidebilecek oyuncular. Atış'tan bahsettik. Kiralama opsiyonu bitecek sezon sonu. Leipzig'e geri dönebilir. Tekrar anlaşması halinde takımda kalabilir. Hoca memnun. Atış da Türkiye'de, Beşiktaş'ta bir yıl daha kiralık oynama niyetinde. O konuda bir gelişme olabilir. Beşiktaş'ta Rodolfo artık düşünülmüyor. Sezon sonu büyük ihtimalle vedalaşılacak. Geçtiğimiz sezon devre arasında yaşadığı sakatlık kendisinin çok geriye gitmesine neden oldu. Bir türlü eski performansını yakalayamadı. Rodolfo ile de sanırım vedalaşılacak. Aras bu sezon istenileni veremedi, forma bulamadı. Kiralanabilir takımdan, bonservisiyle başka bir kulübe verilebilir. Yine Ömer Şişmanoğlu sözleşmesi bitecek isimlerden biri. Ömer'le yeni bir mukavele imzalanmadı şu an için. Ömer de bonservisi de artık elinde olacağı için sezon sonu itibariyle başka bir kulübün yolunu tutabilir. Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren önemli ismi, takımın artık bu sezon kaptan seviyesine yükselen futbolcusu. 5 yıllık yeni bir mukavele imzalanacak. Oğuzhan'la Beşiktaş yönetimi el sıkıştı. Mali konularda, sözleşmenin detayı konusunda bir problem yok. 2018'de bir yıl daha var sözleşmesi Oğuzhan'ın ama Beşiktaş yönetimi gelen teklifler, Oğuzhan'ın performansını göz önünde bulundurarak Oğuzhan'la, milli futbolcuyla 5 yıllık yeni bir sözleşme yapma hazırlığında. Yine Tolga'yla sözleşmesi 2018 Mayıs'ta bitecek. Oğuzhan'la ilgili bir soru sorsak. Bir serbest kalma maddesinden bahsediliyor. Böyle bir şey var mı? Var. 5 yıllık mukavele imzalandığı, resmiyete döküldüğü zaman sözleşmesine sadece 4 veya 5 takımı kapsayacak 12 veya 13 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi ekleyecekler. Yönetimden aldığımız bilgi bu ama o 4 veya 5 takım hangisi? Yurt dışından, bu arada onu söyleyelim. Türkiye'den gelecek teklifler bu opsiyonu kapsamayacak. Öyle bir teklif olursa. Ama yurt dışından bazı takımların, ki Oğuzhan da bu konuda menajeriyle kulüple yaptığı görüşmede bir opsiyon istedi. 12 veya 13 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi konulacak. Rakam değişebilir. Kulüplerin adedi değişmeyecektir. Çok ısrar ettim bu konuyla ilgili yönetim kurulu üyelerine, kulüplerin ismiyle ilgili, ama şu an için sezon devam ettiğinden, sözleşme henüz resmiyete dökülmediğinden kulüp ismi vermeye kaçındılar. Ama 4-5 kulüp için Oğuzhan'la ilgilenen, Oğuzhan'ın gitmeyi tercih edebileceği kulüplere bir satın alma opsiyonu konacak. Ama miktar 12-13 milyon euro, yani 20-25 değil. Bahsettiğimiz adı geçen kulüpler üzerinden rakam bu. Diğer kulüpler için farklı bir teklif gelirse, özellikle Türkiye'den, bu opsiyon geçersiz kalacak. Bu sözleşmeye eklendiğinde hukuki olarak nasıl bir durum yaratır? Kabul görür mü? FIFA'nın veya UEFA'nın kabul edeceği bir sözleşme olur mu? Onu bilmek zor tabii ama böyle bir çalışma var. Okey. Tolga ile devam ediyordun. Sözünü kestim. Yavaş yavaş toparlayalım. Tolga'yla da 3 yıllık yeni bir mukavele yapılması söz konusu. Tolga'ya da teklifler var. Türkiye'den, yurt dışından. Özellikle son dönemki performansı, bu tekliflerin adetini, oyuncuya gelecek bonservis bedeliyle ilgili teklifin yüksekliğini artırabilir. Bu bilgiyi de verelim. Onun dışında Beşiktaş'taki tabii Talişka ve Abubakar'ın ne olacağı hala belirsiz. Evet, dün Başkan Fikret Orman canlı yayınladığımız, yine bu saatlerde yaptığı açıklamada Talişka'nın bir yıllık opsiyonunu kullandıklarını söyledi. Ama bu beklenen bir durumdu. 2 yıllık bir sözleşme, kiralama sözleşmesi var. Eğer Benfica bir ay, 2 hafta, 1,5 ay sonra Beşiktaş'la masaya oturur, Talişka'ya 10 milyon euro, 15 milyon euro civarında bir teklif var, oyuncu da gitmek istiyor dediği zaman, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın bu sezon ödediği 2 milyon euroluk kiralama bedelini siyah beyazlara geri ödeyerek oyuncuyu başka bir kulübe bonservisiyle verebilirler. Son karar Talişka'da. Her şeye rağmen 25-30 milyonluk bir teklif gelse bile
Talisca hayır, ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, bir yıl daha mukavelem var derse bu durum geçersiz olacak. Ama Talisca'nın da kabul edeceği bir teklif olursa Beşiktaş sözleşmeyi bir yıllık kiralama opsiyonunu kullanmasına rağmen Talisca'yla vedalaşabilir. Bunun için sanırım transfer sezonunun sonuna kadar bekleyeceğiz. Resmi olarak Talisca'nın ağzından artık ben kesin olarak Beşiktaş'ta kalıyorum, bütün tekliflere kapalıyım cümlesini duyana kadar bekleyeceğiz. Aboubakar'la ilgili gelişme taze. Beşiktaş yönetimi bonservisiyle almak için çalışmalara başladı. Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Porto'yla sezon başı böyle bir anlaşma yapılmıştı ama 10 milyon euroyu verme niyetinde değil Beşiktaş. Şu anda da ekrana getiriyor kameramanımız Rafet Topçu. O da çok mutlu. Özellikle takıma alıştıktan sonra son bir iki haftalık dönemde bir oyuncu yerdi ama sanırım biraz mizansen içeren bir sakatlık yapıyorlar. Kuarejma kalktı. O mizanseni tamamlayarak antrenmana devam edecek. Bonservis bedelinde indirim niyetinde Beşiktaş. 5-6 milyon euro seviyelerinde bir rakama indirirse eğer Porto'yla anlaşacak. Ancak tabii ki fair play kuralları var. UEFA'yla imzaladığı finansal kurallar var. Ona göre de bir anlaşma yapılabilir. Bonservisi önümüzdeki yıllara bölünerek ödenebilir. Tekrar bir yıllığına kiralanabilir. Onu beklemek lazım. Son bilgi kısaca Caner'le ilgili verelim. Caner de bonservisinin alınmak üzere olan bir oyuncu. 1 milyon euroluk bir opsiyonu vardı. Beşiktaş o rakamla ilgili 500-600 bin euro seviyelerinde diretiyor Inter'e. Anlaşma sağlanacak ama henüz değil. Sanırım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili de bilgiyi verebiliriz. Biz antrenmanı takibe devam edeceğiz. Buradan yeni bir gelişme olursa, program esnasında yansıtacağımız farklı bir durum olursa tekrar karşınızda olacağız. Övünç, ben bir şey daha sormak istiyorum sana. Dün Sayın Başkan açıklamıştı, Gaziantep'e Beşiktaş taraftarları gidecek. Orada 20-25 bin taraftar, Beşiktaş taraftarı olması bekleniyor. Gaziantep Spor Kulübü ile bu konuda anlaştıklarını söylemişti. O konuda dün böyle bir takım tartışmalar oluyordu. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Planlamaya göre dün 16 itibariyle biletlerin satışa çıkarılacağı ilan edildi ama Gaziantep Spor yönetiminin içerisinde bu konuyla ilgili olarak kesin bir bütünlük sağlanmadığı bilgisi var. Ancak bu durum, bu bütünlüğün sağlanmaması nedeniyle kesin olarak iptal olduğu, Beşiktaş'a sadece deplasman tribünü verilecek diyemiyoruz. Biletlerin satışa çıkma tarihi ertelendi. Çok büyük bir ihtimalle planlandığı gibi, dün başkanın açıkladığı gibi, Fikret Orman'ın açıkladığı gibi Beşiktaş taraftarı istediği kadar bilet alabilecek. Ancak biletler satışa çıkmadığı için bir taraftan da kulağımız Gaziantep'te, temaslarımız, görüşmelerimiz, telefon trafiği sürdürüyoruz orayla ilgili ama konuyla ilgili olumsuz bir durum yok. Sadece biraz sürecin ileriye atıldığını, dün başlayacak bilet satışlarının bugüne ertelenebileceğini söyleyelim. Çok büyük bir ihtimalle Beşiktaş taraftarı istediği kadar bilet alıp 30-35 bin civarında artık stadyumun kapasitesine göre şampiyonluk maçında pazar günü Gaziantep'teki stattaki yerlerini alabilecekler. Teşekkürler Övünç, kolay gelsin. Evet, bu antrenmanın hep başında bağlanıyoruz. Orada böyle bir oyun oynuyorlar falan. Ortada sıçan falan oynanıyor. Dolayısıyla hani zannedilmesin ki antrenmanlar böyle geçiyor. Böyle daha geçiyor. Başlamadı antrenman. Daha sonra kemik sesleri gelir. Tabii tabii. Gerçi sezonun sonu, artık daha yumuşak antrenmanlar olması normal. Hoca öyle dolaşıyor, bakıyor şimdi bak. Hoca sıkı bir antrenman bekliyor belli. Hoca böyle hani ne var burada, bir problem var, bir şey var burada. Ne oluyor diye bir bakıyor böyle. Peki. Hoca çok değişik adam. İyi adam yani. 4 yıl sonra Valbuena. Pardon ya, kaynattık şunu. Bu Övünç'ün söyledikleriyle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Tabii lütfen. Şimdi Oğuzhan'ın tabii 10-12 milyon, 13 milyon euro Oğuzhan için az tabii. Gene başladık muhasebeciliğe. Şimdi az. Neden az? Talisca 25. Aboubakar 10. Oğuzhan nasıl 12? Şimdi o daha yüksek olması lazım ama tabii burada oyuncunun isteği önemli olan. Çünkü adamın sözleşmesi bitiyor. Bir diyor ki benim 4-5 tane kulüp var diyor, benim kariyerimde olmak istediğim. Ben bu sözleşmeyi yenilerim. Beşiktaş'ta olmaktan da çok memnunum. Ama atıyorum ben tamamen kafadan. Real Madrid atıyorum, Arsenal, Manchester United falan. Bunlar isterse bana kolaylık sağlayın. İşte 12-13'e ben gideyim. Bu oyuncu isteği. Nasıl Talisca ben İstanbul'da kalmak istiyorum, gitmem hiçbir yere dediğinde Benfica'nın işi zor olacaksa satmak konusunda, aynı şey Oğuzhan için de geçerli. Yani böyle bakmak lazım. Ya yoksa hani ben de diyorum ya, az abi 12-13 Oğuzhan için.
Ama nasıl sözleşme yaptığı da önemli. Tabii şimdi oyuncunun istekleri de önemli orada. Orada belirleyici olan oyuncunun isteği. Doğru. Bunu açmak lazım. İki, Mangala. Şimdi Şenol Hoca'nın arkada hem hareketli hem ayağı iyi oyuncuya ihtiyacı var bu oyun yapısında. Şenol Hoca okey diyorsa okey tabii Mangala için. Ama yani o maliyetler o mu? Bu da tartışılır. Şenol Hoca dışında başka birisi istiyorsa ya arkadaşlar yapmayın denebilir. Ama Şenol Hoca yapmıştır planını. Çünkü mesela Babel'i de ben başka birisi alsa delirmiş bu adam derim. Çünkü benim yani gördüğüm en tembel adamlardan biri işte nasıl oynuyor görüyoruz. Oyuna ikna almış çünkü. Şenol Hoca ikna ediyor. Hani şimdi diyecekler ki ya 5 gündür de Şenol Güneş güzellemesi yapıyorsun. Hatta bir yıldır. Bir yıldır yapıyorsun. Ne yapayım? Yani Korejma'yı oynatıyor. Oğuzhan'ı oynatıyor. Oğuzhan Bilic şampiyonluk son yüze girdiğinde Bilic hiç şans vermedi Oğuzhan'a. Haklıydı kendi açısından da. Kendi açısından da haklıydı yani. Orada direnç istiyordu. Ama şimdi Korejma'yı oynatıyor. Babel'i oynatıyor. Talişka'yı oynatıyor. Oğuzhan'ı oynatıyor. Bu adamların hepsi oynuyor. Adrian'ı oynuyor. Gökhan oynuyor. Fenerbahçe'de oynamıyordu. O iyi değildi yani. Dolayısıyla hani Babel'i nasıl alıp oynatabildiyse Mangala'yı da alıp oynatabilir. Ondan bu oyun içinde katkı sağlayabilir. Ben hani şu andaki oyuna bakıyorum olmazmış gibi geliyor ama Şenol Hoca okey diyoruz. Hele olup maliyetlere. Şenol Hoca bir planı yapmıştır. Abubakar'ın fiyatını indirmek konusu 5-6 milyon euroya. Eğer indirebilebiliyorsa o zaman niye 3.3 milyon euro maaş veriliyor? Çünkü bu maaş bonservis hesabı kabaca maaşın 5 katıdır bonservis. Minimum. Kabaca hesap budur. Eskiden net hesap buydu. Doğru. Hatırlarsın yani eğer bir oyuncuyu eskiden bonservis yani sözleşme bitse de oyuncuları bırakmama hakkın vardı ya. Gençler hatırlamaz öyle bir durum vardı yani. Derdin ki ben bu adamın bonservisine 15 milyon lira istiyorum. Eğer veren olmazsa sen ona yıllık 3 milyon lira vermek zorundaydın. Böyle bir zorunluluk vardı. Bugün de kabaca hesap minimum budur. Yani 3.3 milyon euro veriyorsun, 6 milyon lira bonservis nasıl oluyor? O da karışık bir durum. Sen şeyden önce, programdan önce sosyal medyada yayın yaparken ben Galatasaray 7-8 transfer yapar, Fenerbahçe'de 5-6 transfer yapar dedim. Sen Beşiktaş da yapabilir. Dedin o duruma gelebilir iş. Çok mu kötü olur? Birkaç oyuncunun gitmemesinde fayda var ama birkaç oyuncu gitse çok büyük problem olmaz. Oyuncu saydı zaten bayağı oyuncu gidecek. Gidecek. Bu oyuncuların yerine yeni transferler de yapılacak tabii ki. Var Beşiktaş'ta kaleci tartışması hareketli bir kaleci tartışması evet. Yani çünkü o Lyon maçındaki büyük hata yani sanki herkes affetmiş gibi oldu ama hiç kimse affetmedi. Fenerbahçe maçındaki hata. Sonra ardından hemen Fenerbahçe maçında yapılan hata. Bir soru işareti. Ne olursa çıktı. Olsun hani takımı şampiyon olmuş Fatih. De katkısı oynadığı çok büyük. Takımın şampiyon takımın kaleci yani şampiyon olmak üzere olan bir takımın kalecisi. Katkısı dediğin gibi bu şampiyonluk sürecinde var. Bu mücadelede çok büyük katkısı var. Ama o sakarlıklar büyük da hata, var. O sakarlıklar Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var mı sorusunu gündeme getirdi. Şu anda herkesin sorduğu soru. Bütün Beşiktaşlar bu soruyu soruyor. Evet, bize geliyor bu soru. Bize çok geliyor bu soru. Çok sorulan bir soru. Bu sorunun cevabı sorulur bu. Bu sorunun cevabı da bir soru bence. Bu sorunun cevabı kim? En iyi verecek kişi Şenol Güneş. Çünkü hem iyi bir teknik direktör hem çok iyi bir kaleciydi. Evet. Çok iyi bir kaleciydi yani. Doğru. Tarihin en iyi kalecilerinden biriydi. Bilmeyenler, hatırlamayanlar için söyleyeyim. Hatırlayacak yaşta olmayanlar için söyleyeyim. Şimdi ben okudum. Yani sen gençsin tabii. Okudum, biliyorum. Şimdi çok bu soruları meşhurmuş. Sorarken yani yeni kaleci lazım mı? Kim? Evet. Yani ikinci soru bu. Yeni kaleci lazım. Evet kim? Çünkü sürekli bizde yeni kaleci lazım. Boy koyalım. Kim olsun? aldın ne oldu? Gene geliyor işte. Doğru. Kaleci lazım mı? Yani şimdi kaleci dediğin hem sakarlığı az olacak hem de çok güvenilir olacak. Bundan kaç tane var? Şimdi Şenol Hoca'nın burada vereceği karar önemli. Şunu söyleyebilir mi? Yani ben Fabri'yle devam ediyorum. Fabri'nin sakarlık yapmayanı mı?
Evet. Bir tane isim söyle mesela. İşte şimdi Neuer mi? Gazeteci adamsın, bilirsin. Courtois mı yani? Ha? Çok az var onlardan. Değil mi? Kaç tane sayabilirsin? Yani 5 tane, 10 tane maksimum. Onların da ücretleri belli. Şimdi şunu söylese Şenol Hoca kimse bir şey demez. Ben Utku'ya veriyorum kaleyi. Ha. Genç kaleci. Geleceği olan kaleci. Ben ona veriyorum kaleyi. Tamam. Çünkü bunu yapan teknik direktörler var dünyada. Ya da Fabri'yle devam ediyorum. Benim kalecim o. Ona da tamam. Evet. Ya da Boyko'yu da çağırıyorum. Zaten dönüyor. İkisi, üçü bir yarışa girecekler. Tabii. Utku'yu da kiraya veriyorum. Bir gitsin. Diyebilir. Kendini görsün. Bunların hepsi okey. Ne? Şimdi bu soruyu şöyle soruyorsan. Abi Neuer geliyor okey mi? Tamam o zaman. Onun dışındakilerin hepsi Şenol Hoca'ya kalmış. Aynen. Yani. Ya bu sorunun bir yanıtı yok. Bizim açımızdan yok. Kimse için yok. O yüzden soruluyor zaten. Tabii. Doğru. Kimse için yok. Yoksa herkes cevabını verir. Biz de ne yaptık? Şimdi cevap veremedik. Topu Şenol Hoca'ya attık. Kurtulduk. Şimdi Talisca'yı soruyorlar mı? Talisca kalmalı mı? Böyle bir soru yok. Çünkü herkes evet kalmalı diyor. Tabii. Yani zaten bu soru böyle bütün yorumculara, gazetecilere soruluyor. Biz de lafı çeviriyoruz. Net bir soru. Dün mesela işte sosyal medyada bizim Güntekin onayla böyle bir soru cevap yapıldı. Ben takip ettim onu. Kaleci ihtiyacı var mı sorusu ona da geldi. Yani böyle bir 15 dakika falan konuştu bu konuyla ilgili. Sonunda kaleci ihtiyacı var veya yok demedi. Zor tabii çünkü. Evet. Aynen öyle. Peki. Volkan Demir'in bu sabahtaki haberini okuyayım mı? 4 yıl sonra Valbuena. Fenerbahçe'nin Matthew Valbuena hayali 4 yıl gecikmeli olarak gerçekleşiyor. Sarı lacivertler 2013'te Fransız oyuncuyu istemiş. Dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman görevden ayrılınca transfer rafa kalkmıştı. Fransız L'Équipe gazetesi Fenerbahçe'nin Valbuena konusunda Lyon'la anlaştığını yazarken haberde Lyon, Valbuena'yı Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak vermeye sıcak bakıyor. Çünkü oyuncunun maaşı çok yüksek ifadelerine yer verildi. Valbuena, Lyon'da vergiler hariç yıllık 1.8 milyon euro kazanıyor. Yani 3.6. Öyle mi? Vergiler dahil 2 ile mi çarpıyorsun? Galiba birinin üzerinde %70 de 1 milyon euronun üzerinde Fransa'da. 1 milyon euronun altında %50 civarı. Yani bayağı bir vergi. Yakir bir şey söyledi, duyamadım. Bir sonraki haberi de oku diyor. Peki. Sabah, Kayer Marsilya flörtü. L'Équipe gazetesinin haberine göre Marsilya'nın transfer hedefindeki ilk isim Chelsea'de düzenli forma şansı bulamayan Fransız stoper Zouma, Kurtru Zouma. 22 yaşındaki stoper için Londra ekibiyle görüşmelerini sürdüren Fransızların listesindeki alternatif isim ise Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Kayer. Haberde Kayer'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya tesislerine gittiğinin altı çizilirken Fenerbahçe ile 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun transferi için Sarı Lacivertli kulübün 10-15 milyon euro arasında bonservis istediği belirtildi. Kayer'deki problem işte Türkiye'deki aldığı paranın ödenebilir bir para olmaması. İngiltere'deki belli başlı kulüpler dışında. Fenerbahçe'nin çünkü ilk stoperi 4 milyon euronun üzerinde paralar kazanıyor. Onları Avrupa'da verebilecek çok fazla takım yok. Yok. Çünkü bunlar vergi dışı olduğu için, yani kemiksiz 4 milyon euro olduğu için. Onlar mesela Danimarka'da hala her şeyde röportajında para soruluyor. Yani böyle parayı nasıl kazanabiliyorsun gibi sorular geliyor. O da vallahi geldi başıma işte falan diyor. İnanılır bir şey değil çünkü onlar için. Şimdi bu Kayer'in transferinde direkt belirleyici. Marsilya o parayı verebilir mi hiç zannetmiyorum. Yani Kayer'in o kararı vermiş olması lazım. Ben artık gideyim kararını. Hani çok para kazandım artık. Çok paraya da ihtiyacım yok demesi lazım. Ancak öyle mümkün. Zouma içinde bir sakatlığı varmış. Ben bilmiyordum. Yakir söyledi. Yani o kadar ciddi bir şey olduğunu. Tercih olarak oynatılmıyor diye biliyordum. Ama Zouma'yı da Mourinho'nun istediğine dair haberler okudum. Yani... Manchester United'da bu da karışık bir transfer. Belli ki bekleyip göreceğiz. Onur'a bağlanıyor muyuz? Belki onda bilgiler var. Onur hattımızda. Evet, var mı, Onur var mı böyle konuşuyoruz şey? Ama. Hı-hı. Sen ne diyorsun? Timo Kehres'in durum evet zor. Çok teklif var, çok talip diyen takım var ama o yıllık ücreti hepsinde sıkıntı oluyor. Büyük ihtimalle ben kalacak gibi düşünüyorum Timo Kehres'in.
birçok isteyen takım oldu, birçok izleyen takım oldu ama o yıllık ücreti Mehmet Demirkol'un söylediği gibi büyük bir engel transferinde. İstiyorsanız ben bir özet geçeyim Fenerbahçe'nin. Peki şunu sorayım. Fenerbahçe'nin kârla ilgili düşüncesine, Aykut Kocaman'ın düşüncesine. UEFA yönetim tarafından bakacak olursak UEFA anlaşması nedeniyle satılabilecek eldeki tek oyuncu olarak belki de görünüyor şu anda Simon Kjær. Bir teklif gelirse, yani iyi bir teklif gelirse gidişine onay verilir. Stoper bölgesinde yeri doldurulamaz olarak görülmüyor, onu söyleyelim. Ama işte teknik ekip, yönetim, Simon Kjær tabii ki kadronun önemli bir oyuncusu. Taraftarın sevdiği bir oyuncu. Yani kesin gitmeli gibi bir raporda yok tabii ki ortada. Ama iyi bir teklif gelirse Simon Kjær'e kal baskısı yapılmayacak. Onun nedir bu 10 milyon euro mu mesela? Evet, rakam ne burada? Euro, yani sınır rakam. Tamam, para eden tek oyuncu o ama beklenti kaç para? Yani çünkü Fenerbahçe'nin de önemli hedefleri olan büyük bir takım sonuçta. Fenerbahçe de ama 7,5 milyon euro gibi bir para verdi bu oyuncuya. Onun altında bir şey olmayacak yani. 10 derken 10 yani sayı olarak onun altında bir şey olmayacak. Yani 15 milyon euro civarında bir teklifden bahsediyorum. Yani beklenti 15 milyon euro. 10 olursa da oluyor. 10 olursa da olabilir. Peki. Evet. Başka? Orta sahalar artık netleşmeye başladı. İşte Valbuena ismi artık ortaya çıktı. 3 yıllık kontrat gibi duruyor. Artık bitmek üzere o iş. Lyon'dan Valbuena. Mehmet Ekici zaten geldi Trabzonspor'dan. Ve 3. isimde Ruslan Malinovski. Shakhtar Donetsk'te bonservisi. Bu sene Belçika'da Genk'te kiralık olarak forma giydi. 23 yaşında bir oyuncu, 25 maçta 7 gol 8 asist yaptı. Bir oyuncu da bu olacak. Sosa ile ilgilenilmişti ama rota şimdilik Malinovski ve Valbuena bitmek üzere gibi duruyor. Onun haricinde Mehmet Ekici geldi dedik. Tyson'a ilgi devam ediyor. Aralık ayında bitecek sözleşmesi ama tabii ki bu Aralık ayında sözleşmesinin biteceğinden sadece Fenerbahçe haberdar değil. Avrupa'nın büyük kulüpleri, bazı önemli kulüplerde oyuncunun peşinde. Hatta Türkiye'den Beşiktaş'ı da bunların arasına sayabiliriz. Onlar da oyuncuyla görüştüler. Ve Tyson henüz net bir karar vermedi. Kulübü de onu tutmak istiyor. Tutmasa bile yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmak istiyor. Ama 6 ay sözleşmesi kalmış oyuncuya da hemen o bonservis bedelleri verilmiyor. Bir süre pazartesi devam edecek gibi görünüyor ama Fenerbahçe ısrarlı o transferde. Emre Mor'u kiralamak için hala temaslar devam ediyor. İki santrafor planlaması var. Adaylardan biri Lucas Perez, Arsenal'den İspanyol oyuncu. 1000 dakika forma giyebildi bu sezon. Çok aslında 20 milyon euroya Deportivo'dan alınmıştı. Fenerbahçe oyuncuyu kiralamak istiyor. Mario Gomez'e aracılarla haber gitti ama Mario Gomez geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gideceğim iddiaları doğru değil diyerek bir mesaj verdi. Mario Gomez ise olmayacak gibi duruyor. Onun haricinde bir yedek kaleci gelecek çünkü Fabiano planlamada düşünülüyordu ama çok ağır bir sakatlık yaşadı. Sol beke bir takviye gelecek, bekleri hatta iki beke de bir takviye gelecek gibi duruyor. Sol taraftaki durum biraz daha farklı. Yani sağ tarafta Van der Wiel bekleniyor artık. Van der Wiel için kendisine kulüp bulması bekleniyor, ayrılması bekleniyor. Ama orada da bir problem var galiba değil mi? Aldığı parayı çok var, yüksek olduğu için o da ayrılmak istemiyor zannediyorum. Hem o hem de benim bonservisimi bedava bırakın, ben bedava gideyim durumu var orada. Yani bedava bırakırsanız parayı istemem mi diyor? Evet, aynen. Ve o durumu da kulüp de tabii ki kabul etmiyor doğal olarak. Oyuncudan gelir elde etmek istiyor. Orada o durum biraz bekleyeceğiz gibi. Peki Van der Wiel ile sen daha önce röportaj da yaptın. Yani bu oyuncudan yararlanılamaz mı? Bu oyuncu tamamen bitik mi? Yani bitik değil Van der Wiel ama daha önce Paris Saint Germain'de de idare etmesi biraz farklı bir oyuncuydu. Orada da işte sorun yok, hep vardı zaten o da. Geldi. Ama yani problemi vardı. Yani onu tamamen siller. O opsiyon yok artık kafada yani. Van der Wiel oynamayacak Fenerbahçe. Bence Van der Wiel'in Fenerbahçe defteri kapandı çoktan. Anladım. Ya bence. Fenerbahçeli yöneticilere Van der Wiel dediğin zaman sinirleri bozuluyor hepsinin. Yani gerçekten öyle. Bayağı asabı bozuluyor herkes. Van der Wiel ismine bile tahammülleri yok. Değil mi Onur? Doğru. Kesin doğruyorum. Van der Wiel defteri kapanmıştır Fenerbahçe için ama Fenerbahçe oradan para kazanabilecek mi? Sadece artık o duruma bakılabiliyor yani. Yoksa yani en kötü bedavaya gidecek. Van der Wiel'in sezonu gelecek sene
Fenerbahçe'de kalması mucizelere kalmış durumda yani. Onun haricinde son toparlayayım. Yedek kaleci dedim Fabiano'nun yerine. Sol bir sağ beke Van der Wiel'in yerine bir oradaki rotasyonu geliştirmek için bir alternatif üzerinde duruluyor ama çok netleşmiş bir isim yok şu an itibariyle. İşte Lille'den Korsia ismini İtalyanlar söylüyorlar ama çok henüz doğrulatabildiğim bir durum değil. Sol tarafta rotasyonu kuvvetlendirmek amaçlı. Her pozisyonu yani adam olacak Fenerbahçe gibi duruyor burada. Neredeyse öyle, evet neredeyse öyle. Çünkü yani şu sol bek özelinde durum şu. Yani Hasan Ali'nin sözleşmesi bitti. İki görüşme yaptılar. İlkinde kalmak istiyor musun dediler. Biz seni istiyoruz çünkü. O dedi ki biz kalmak istiyoruz. Babası menajeri. Tamam dediler, o zaman haftaya buluşalım. Sözleşme detaylarını konuşalım. Ücret konusunda hiçbir şekilde anlaşamadılar. Şimdi Hasan Ali başka tekliflere de bakıyor. Gelecek haftanın sonunda herhalde kararını vermiş olacak. Kalıyor muyum, gidiyor muyum? Hasan Ali giderse İsmail artı yeni bir sol bek rotasyonu olacak. Hasan Ali kalırsa burada böyle bir duruma gelebilir. Şimdi o zaman yani Hasan Ali konuşulan para ne? Yani ben rakamlara girmeyeyim. Orada rakamları söyleyince de Van der Wiel etkisi oluyor kulüpte çünkü. Tamam anladım peki. Evet, yani benim tahminimi söyleyeyim. O İsmail kadar istiyordur Hasan Ali'de. Ay evet tamam, bu daha güzel bir yorum oldu. Tamam. İşin içinden çıkabildik. Evet. Seni de kurtardı. Peki. Evet evet. Ya Aykut Hoca ve yönetim bayağı bir alışverişe çıkacak yani, değil mi? Şöyle sağlam bir alışveriş yapacaklar ha? Evet. Ama yani internetten yapmasınlar da. Evet. Ya o sol bekteki son sözcüğünü söyleyeyim. İnternetten. Hasan Ali ile İsmail'den biri artık yeni bir sol bek gibi görünüyor oradaki rotasyonda. Bir daha duyamadım. Sol bekteki rotasyon da yeni bir sol bek artı Hasan Ali ile İsmail'den biri. Biri. Okey. İkisi birden değil yani. İkisi birden değil gibi görünüyor. Lens'le solu da son olarak söyleyeyim, notlarıma baktım şimdi. Lens zor gibi şu an itibariyle maliyet açısından. Solda kendisi biraz daha kulübüyle konuşup bu işleri çözmeye çalışıyor. Solma ihtimali biraz daha yükseldi. Peki seneye Emenike, Van Persie, Fernandao, bu oyuncular devam mı? Fernando Ayu Bahia geri almaya çalıştı Brezilya'dan ama onlar da işte o yine ücretle takıldılar. Van Persie'nin de benzer problem. Ya o ücreti verebilen bir takım çıkabilecek mi? O çok zor. En kötü bir kiralık formülü olabilir belki Fernando Ayu için. Emenike zaten son maçta kendisine soruldu. Sen hani ne diyorsun geleceğine ilgili? Git derlerse giderim, kal derlerse kalırım gibi. Net bir cevap verdi gerçekten kendisi. Emenike çok fazla, ya Aykut Hoca yararlanabilir belki ama iki santrifor durumu var. 3 net forvetle oynayacak gibi duruyor gelecek sene Fenerbahçe. 4-3 gibi oynayacak. 3 net forvetle oynayacak. O yüzden forvet rotasyonu o yüzden biraz da fazladan geliyor. Valbuena dahil mi, hariç mi? Valbuena hariç. Nasıl? Emenike ne oluyor, ben onu anlamadım tam. Bilmiyoruz onu. Bilmiyoruz. Ha. Onur. Emenike. Evet. Sen şimdi bence, bilmiyorum tabii Fuat'ın işine karışmak istemem ama sen şimdi bavulunu topla, tatile çık çünkü bu yaz hiçbir şey yapamazsın. Oğlum başka işleri de var canım, sadece Fenerbahçe'ye bakmıyor. Hayır ki. Ama yani bu sadece her... bak sadece Fenerbahçe bile tatil yaptırmaz bu sene yani. Doğru söylüyorsun. Yaptırmaz evet. Kesin. Yani ben kara düşünmeye başladım. Buradan bu programda bu konunun açılması iyi oldu. Fuat Harp'ten de yardımları bekliyorum. Peki onu. Ya hep beraber çalışırız canım. Ne olacak? Ne olacak? Peki onu, teşekkür ederiz. Var mı başka bir şey? Yayınlar. Yok herhalde. Yok, yayınlar. Daha ne olacak zaten? Peki. Yani bunun üzerine söyleyecek hiçbir şeyim yok benim. Yani Fenerbahçe takımı değiştiriyor. Tabii canım. Peki bu UEFA anlaşması hakikaten o bir şey konuşuluyordu ya. Fenerbahçe'nin bu UEFA anlaşmasını belli oranda gevşetmeye çalışacak. İşte zaten bugün de haberlerde var. İşte bu kur farkıyla ilgili. Şimdi onlar var böyle şunlar, biraz okuyayım istiyorsan onları. Ama şu yani, sana dokun haberi şu var. Şu da demek ki masanın üzerinde duruyor Fenerbahçe yönetimi açısından. Ne olursa olsun seneye şampiyon olacak bir takımı kuralım. Avrupa'da kullanmasak da oyuncuları. Hı hı. Olur fikri herhalde gerçekten var. Çünkü bu kadar oyuncuyu nasıl alacaksın ki? Hepsi kiralık olması lazım. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Yani bütün takımların şöyle bir toparlanması lazım. Hakikaten Türk futbolunun da buna ihtiyacı var Mehmet. O konuyu da yani ayrıca seyirlik bir lig oluşması açısından buna ihtiyaç var.
Yani takım biz sayısını azaltalım. Hep beraber çalışırız. Onur falan hep beraber bütün takımlar. Şu transfer yeni sezonda şöyle hakikaten sağlam doğru dürüst takımlar seyredilecek oluştursunlar. Seyredilecek maçlar olsun. Biz hep beraber çalışmaya hazırız. Tamam. Bu sene tatil yapmayız. Ne olacak? Kabul. Yani eğer öyle bir ihtiyaç varsa. Kabul. Milliyet kur zararına UEFA ayarı. Senado Okun haberi. UEFA'dan geçtiğimiz hafta İsviçre'ye çıkarma yapan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı lacivertli yönetim kritik ziyaretten olumlu sonuçlar elde etti. UEFA ile imzalanan finansal fair play anlaşması çerçevesinde sarı lacivertliler her sezon zararını azaltmak zorunda. 4 sezonluk anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe kurallara uydu ve zararını bu sezon itibariyle 20 milyon euroya kadar çekti. UEFA'ya bu sene ise 10 milyon euro açık vermeyi taahhüt eden sarı lacivertliler döviz kurunun artışı sebebiyle sıkıntı yaşadı. Geçen sezon Mayıs ayında 3.2 lira olan euro kuru şu anda 4 lirayı bulmuş durumda. Bu artış kulübün mali anlaşmaya uymasını bir hayli zorlaştırıyor. Yapılan tespitlerde sadece döviz kurunun artışıyla zararın %20-%25 arası artacağı hesaplandı. Bu durumu UEFA ile paylaşan sarı lacivertli yöneticiler olumlu cevap aldı. UEFA yetkilileri kulüplerden kaynaklanmayan bu durumu dikkate alacağını ve gerekli kolaylığın sağlanacağını Fenerbahçe yönetimine iletti. Fenerbahçe'nin bu girişimi benzer şekilde UEFA ile geçtiğimiz yıllarda anlaşma imzalayan ve döviz kurunun artışı sebebiyle sıkıntı yaşayan diğer takımları da rahatlatacak. Dövizdeki artıştan olumsuz etkilenen Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Rus ekiplerinin de benzer sıkıntıları vardı. Konuyla ilgili yapılacak düzenlemenin detaylarının kısa zamanda netleşeceği ifade edildi. Şimdi bu tabii Fenerbahçe açısından rahatlatıcı bir haber gibi duruyor. Tabii genel yani uzun vadede sonuçlarının ne olacağını ekonomistler tartışsın. Yalnız bu demek ki UEFA bu yeni yönetimi daha yumuşak bakıyor bu işlere. Çünkü bundan önceki yönetim şöyle bir şey olmuştu. Çok net hatırlıyorum. Galatasaray'a görüşürken işte kur mur falan dedi Galatasaray tabii giderken ya. Yani biz büyük baskı altındayız dedi. Onların cevabı çok netti. Ülkeniz geçen sene ülke ekonomimiz %4 büyümüş. Bize bunlarla gelmeyin dediler. Ne söyleyecek bir şey kalmadı tabii. Ama yıllar o yönetim bütün kulüplerimizde bu finansal fair meselesiyle ilgili, kulüplerin ekonomik yapısıyla ilgili yıllarca uyarılarda bulundu. Tabii canım. Yıllarca tedbirler. Aynen. Yani gelinen nokta buydu. En tabii son canım. Gelinen nokta oydu. Dolayısıyla orada da bir mesafe kaydedildi. Yani kulüplerin ekonomik yapısında bir mesafe kaydedildi. UEFA'nın yaptığı bir takım şeylerle, çalışmalarla ve zorlamalarla, sınırlamalarla şimdi belli bir noktaya gelindi. Dolayısıyla artık UEFA ile yapılan konuşmalar daha bir rahat olabiliyor. Daha bir mesafe alınabiliyor. Daha yumuşayabiliyor. Hani bu yeni yönetimle bol bol mi alakalı? Belli. Yoksa gelinen noktayla mı alakalı? Evet, bunu bol bol konuşacağız. Bunu bol bol konuşacağız belli ki. Hayırlı olsun, ne diyeyim. Avukat Feda demiş, hızlı hızlı mı geçelim? Ne yapalım? Süre azalıyor. Avukat Trabzon maçına. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Evrene bağlanıyor muyuz? Anlamadım. Bağlanmıyoruz, yarın bağlanacağız. Tamam. Peki, ben şuradan devam edeyim. Avukat Trabzon maçıyla devam ediyor. Peki. Buruma masadan kalkmış. Buruma masadan kalktı. Okuyayım bunu. Oku Habertürk'teki abi. Haberi. Sözleşme uzatma konusu adeta yılan hikayesine dönen Buruma'da ipler kopma noktasına geldi. Portekizli Yıldız'ın gelecek sezonun sonunda bitecek mukavelesini uzatmak için uzunca bir süredir menajeriyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetiminin bu konuda olumlu bir sonuç alamadığı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı idarecilerle yaptığı görüşmeler hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Buruma'nın menajeri Katyo Balde Galatasaray'la anlaşamadıklarını dile getirdi. Yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alamadıklarını belirten Balde, Galatasaray Buruma'nın kontratını yenilemek istedi. 4 yıllık bir teklif sundular ancak sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi eklemek istediler. Biz de bu nedenden dolayı anlaşamadık ve masadan kalktık ifadelerini kullandı. Ya 13 milyon euroya %65'ini alıyorsun. Bir acayip bir anlaşma. Yani adam, sen hiç neredeyse hak sahibi değilsin. Korkunç bir anlaşma. 4 yıl sonra da adam elini kolunu sallayarak gidiyor. Gidiyor. Ve sen futbol olarak da yararlanamıyorsun. Milliyet, Buruma'ya servet.
Bruma iyi mi kötü mü hala değil mi, o tartışılıyordu. Galatasaray'a bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen mukavelesini uzatmak için masaya oturan Bruma'ya Alman ekibi Red Bull Leipzig'in servet önereceği ifade edildi. Portekiz basınına göre Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara gidecek Leipzig'in transfer listesinin ilk sırasında Bruma'nın olduğu dile getirildi. Alman kulübünün Galatasaray ile sözleşmesini bir türlü yenilemeyen Bruma için sarı kırmızı takıma 15 milyon euro teklif edeceği belirtildi. Alman kulübünün futbolcuya da yıllık 6 milyon euro olmak üzere 5 senelik bir sözleşme teklif edeceği iddia edildi. Can sıkıcı işler. Bir de Olcan olayı var ki bu inanılır gibi değil. Hadi onu da sen okusana. Öyle mi? Evet. Niye? Okuyayım peki. Transfer gözlüğü taktırmaya çalışıyorsun. Ha anladım. Tamam. Ama güzel bak havalı. Teşekkür oldu. Ederim. Evet. 2016'nın son transfer gününde 2 yıllık daha kontratı bulunmasına karşın Galatasaray tarafından sözleşmesi feshedilen Olcan Adın UÇK'da açtığı 3.7 milyon euroluk davayı kazandı. Bu nedenle sarı kırmızılar transfer öncesi ağır bir yükün altına girdi. 30 Haziran'a kadar 2.9 milyon euroyu Olcan'a ödemek zorunda Galatasaray. Çünkü haksız bir şekilde kontratını feshettiler. Peki kontratını feshederken bunun böyle olacağını bilmiyorlar mıydı? Bilseler eder miydi? Ediyorlar işte, sorun o. Türkiye'deki, şimdi bunu bir kenara bırakalım. Yalnız haberi çok güzel okudum bir ara. Çok özür dilerim. Önce onu bir... Tavlu geçme ya. Evet, yok hakikaten güzel. Akhisar'da da iyi oynuyor Olcan. Onun açısından da tebrik etmek lazım. Şimdi bizde ne yapılıyor biliyor musun? Biz bunu diyor, halledelim bugünlük. Sonra bakarız ne olacağını. Aynen olur öyle. Ya yemin ediyorum öyle. Bu bütçeye girmesin. Bu sene zarar yazmasın. Seneye bakarız. Tamamen borç ertelemeyle iş götürülüyor. Neden battık zannediyorsun? Ya mesela şimdi bir oyuncu mesela atıyorum. Bir tane Brezilyalı oyuncu aldın. Adamı da sonra yolladın. Adam da sana dava açtı benim paramı vermediler diye. Bir gün sen ona parayı vereceğini bilmiyor musun sanki? Mesela Aragones'e parasını vereceğini atıyorum. Del Bosque, mesela Beşiktaş Del Bosque'ye bir gün para vereceğini bilmiyor muydu? Ya da Ferrari'ye bir gün para vereceğini bilmiyor muydu zannediyorsun? Biliyorlar. Onların bütçe yapma şekli bu. Yani Türkiye'deki bütün kulüplerin. Halının altına süpür. Tabii ki. Yani bu taraftarlar arasında, yani seyirciler bunu bilsin. Yani koskoca bak dünya çapında muhasebeciler, mali müşavirler falan var bu kulüplerde. Dünya çapında. Bunu bilmeyecek. Bunu bilmiyor olabilirler mi? Yani Hüsnü Gürel'i Ferrari'nin 7 milyon euroyu alacağını bilmiyor olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? İhtimal dışı. Yani şu ülkedeki en önde gelenlerden. Değil mi Hüsnü Bey? Tabii. Bizim yönetim tarzımız bu. İşin kötü tarafı o. Bir dönem Rooney ile birlikte fotoğraf çektiren... Hüsnü Bey var mıydı o zaman yönetimde onu da bilmiyorum. Yani isim olarak söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Direkt şey değil yani. Yani uzman ismi bu konuda uzman, iyi bilen belki bir de insan ismi yönetim. Ortaya onu çok hatırlamıyorum ama bizde böyle yapılıyor. Maalesef ondan batıyoruz. Evet. Gene muhasebeciliğe dönem... döndüm gördüğüm. Baba mesleği ne yapacaksın? Dur şu Rooney'nin güzel fotoğrafı var ya. Angel Gomez bak Rooney ile önce böyle fotoğraf çektirmiş sonra da böyle çektirmiş. Evet 2000 yılından sonra doğup evet. Premier Lig'de oyuna giren yiyen, ilk futbolcu oldu. Hı hı. Baksana. Çok güzel hoş, değil çok mi? Hoş. Çok. Bakar mısın Gomez de? Gerçi o zaman Rooney de yani çocuk gibi. Evet Rooney. Ama şimdi daha fazla saçı var. Çıktı sonra. Sonra çıktı. Florida'da denize nazır Tampa Bay Rowdies stadı. Çok hoş. Philadelphia Union'un stadının üzerinden köprü geçiyor. Bu değil de bir sonraki fotoğraf çok hoş. Stadın üzerinden geçmiyor. Geçmiyor dışı ama öyle anlaşılıyor. Ha. Var değil mi bir sonraki fotoğraf? Ha, bir tane daha böyle köprülü fotoğrafı ha. Var. Union o yok galiba. Peki. Hah varmış. İşte bu. İçinden köprü geçen stat. Yakir diyor güzel diyor fotoğraflar değil mi diyor yani. Ben seçtim ha. Diyor yani. Bir tane de panoramik de var diyor.
Güzel güzel Yekir. Tebrik ederim Yekir'ciğim. Tebrik ederiz. Bitti program. Yarın yine Mehmet Demirkol'la birlikte Spor Servis programıyla karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalınız.